Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünlerde benim yanıma müteaddit ayrı ayrı zatlar geldiler. Ben onları ahiret için zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan bize ve Risale-i Nur'a muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip dua ve istişare istediklerini anladım. Ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahattür ettim. Yani gelmişler üstadın yanına üstada fikir sormak için ticaretimiz nasıl daha iyi olur? Hem fikir sormak hem de dua istemek manasıyla üstadın yanına gelmişler. Dua ve istişare istediklerini anladım ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahattül ettim. Birden ihtar edildi. Ne sen divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Ne sen divane ol, divane ne demek? Deli yani. Deli divane diyoruz ya. Ne sen divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünkü yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama. Yılanların ısırmasını bırakıp, ona sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir. Ve onu çağıran dahi divanedir, o sohbet dahi divanece bir konuşmaktır. Evet, hatsiz hayatı uhreviyeye nispeten, muvakkat ve fani, kısacık hayatı dünyeviyenin zararları, sineklerin ısırması gibidir. Hayatı ebediyenin zararları, ona nispeten yılanların ısırmasıdır. Şimdi bu manayı bir anlamaya çalışsak, ne sen divane ol, ve ne de onları divanilikte bırakıp divanece konuşma. Divaniliğin ayrı bir tarifini burada görüyoruz. Yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam. Bir tek adam. Yılanlar içinde duran, şimdi başka tarafta bir adam var, o da neymiş onun vaziyeti? Yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama yılanların ısırmasını bırakıp ona sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir ve onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır. Yani yılanlar içinde duran bir adam aynı zamanda sineklerin ısırmasına maruz. Ama sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları var. Ama yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle meşgul olan, vazifedar olan tek bir adam var. Başka bir o vazifeyi görecek ikinci bir adam yoksa, o adamın diğer adamı sineklerini kaçırmak için yardıma gitmesi divanelik olmaz mı? O adamın da onu çağırması divanelik olmaz mı? Olur. Şimdi tek bir adam en zaruri bir işi yapıyor, en mühim bir vazifeyi ifa ediyorken, o başkasının yapamayacağı vazifeyi ihmal etse, onu bırakıp birçok insanın yapabileceği bir vazifeye el atsa, o da vazife. Sinekleri kaçırmak da güzel bir şey. Şimdi burada yılanların yılanları kaçırmak ve yılanların ısırması işte nedir? Hayatı ebediyenin zararları. Bir de ona nispeten sinek ısırması gibi basit olan dünyevi hayatın zararları var. Dünyevi hayatın zararları nedir? bir insan aç kalmış, üşüyor, yeterince ısınamıyor, kömür ihtiyacı var, yemek ihtiyacı var. İşte değişik ihtiyaçlar, dünya hayatına dair birçok ihtiyaçlar olan insanlar evet var, doğrudur. Birçok insanın da değişik seviyelerde ihtiyaçları var. O ihtiyaçların da bazısı hakiki ihtiyaç olmadığına olmamasına rağmen bu zamanın adeti, gelenek, işte geleneksel şeyler, görenek belası, onda var bende de olsun gibi şeylerle de ihtiyaç olanlar var. Ama hakiki ihtiyacı olan insanlar da mutlaka var, yok değil. Ama dünya, bak bu hususta dünya hayatının zararları, hastalık olur, belki ölümcül hastalıklar da olabilir, var yani hakikaten o da var. Ama bunlar ne kadar olursa olsun ölüme götürecek bir hastalık dahi olsa en fazla 100 sene olan bir dünya hayatının zararına çalışar bir vaziyet. Ama bir de ona nispeten yüz sene değil, 100 milyar sene değil, sonsuz. Yüz milyar sene sonsuzun yanında hiç kıymeti yok. 100 milyarın sonsuzun yanında hiç kıymeti yok. Öyle bir ebedi hayatın zararına maruz olan, yani ebedi saadetini, ebedi cenneti kaybedip, ebedi cehennemi boylama durumunda bulunan insanlar var. Ne kadar insan var? Çok. Aşırı derecede insan var. Hakikaten yani bu hususta çevremizdeki gençlerden, Müslüman gençliğinden tut, dünyanın en ucundaki, en uzağındaki bir insan varıncaya kadar herkes bu hususta dehşetli bir tehlikeyle karşı karşıya. Yani hatta ben daha yakında Mekke-i geldim. Oradaki gençler bile, oradaki alimler, oradaki öyle himmetli insanlar kendi gençleri için korkuyorlar. Mekke'de de yaşasa, Kabe'nin civarında da yaşasa, hatta vaktinin çoğunu Mescid-i Haram'da da geçirse, madem ki elinde bir telefon var, onu dünyanın en batıl fikirleriyle karşılaştırabilir. Dünyanın en rezil sahneleriyle buluşturabilir. Madem ki öyle, imanını zedeleyecek, ondan sonra günahlara dalmasına vesile olacak ibadetlerdeki iştiyakını azaltacak, belki de ibadetlere ihmale vesile olacak çok şeylerle karşı karşıya. Yani yılanların ısırmasına maruz. Yılanlar içinde duran insanlar çok. E bir de İslam aleminin dışındaki insanları düşünelim. Onlar zaten eğer imanı fevkalade izah eden, onların anlama seviyesine uygun, kainattaki delillerden çıkarılmış böyle şuhudi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir şekilde izah eden bir derse muhatap olmazlarsa gidişatları zaten ebedi hayatı kaybedip ebedi saadeti ebedi cenneti kaybedip ebedi cehennemi boylamak üzere gidiyorlar. Böyle bir vaziyet. Yani 8 milyar insanın çok şiddetli muhtaç olduğu esaslar var. Ebedi hayatın saadetine medar olacak. Şimdi Risale-i Nur'da gördüğümüz mana şu. Risale-i Nur'da hakikaten bu manadaki uhrevi ihtiyaçlarımıza medar olacak, bir insanın imani ve İslami bir hayat yaşamasına vesile olacak bütün esaslar fevkalade izah edilmiş bir şekilde var. Şu manayı düşünelim. Mesela Risale-i Nur'da elhamdülillah 33 senedir okuyoruz. Gördüğümüz 5 esas cihet var. 5 esas cihet ve bunlar hakikaten ne kadar zaruri olduğunu hepimiz kendimiz takdir edebiliriz. Birincisi, imanı kuvvetlendirmek, imanı sarsılmaz bir hale getirmek. Kainattaki hiç kimsenin inkar edemeyeceği, kainattaki delillerden kuvvet alarak, yani gözümle görmediğime inanmam diyen insana dahi ispat edecek bir şekilde, başta Allah'ın varlığı, ahiretin varlığı, bütün iman esaslarını fevkalade gösterecek, imanı fevkalade sarsılmaz bir hale getirecek bir izah tarzı artı artı bu manada bu birinci olarak söylüyorum artı iman hakikatlarını imanı olmayan bir insana dahi ulaştırabilecek bir bakış tarzı yani madem ki kainattaki delillere istinad ediyor senin imanın o zaman gözümle görmediğime inanmam diyen bir insana bile ne yapabilirsin? Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını kainattaki gözünün gördüğü eserlerden gösterebiliyorsun. O zaman şu manada ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Yani biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik manasını Kur'an'ın Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bütün alemlere hitap ettirme etme yönünü ne yapmış oluruz? Faaliyete geçirmiş oluruz. Resulullah'ın Aleyhisselam vesselam getirdiği Kur'an'ın hakikatlarını bütün alemlere ulaştırabilecek bir bir ilim seviyesine nail olabiliriz. Risale-i Nur okumanın birinci ciheti bu. İmanı fevkalade kuvvetlendirmek, kurtarmak, sarsılmaz bir hale getirmek ve iman esaslarını gözümle görmediğime inanmam diyen bir insana bile gösterebilecek şekilde ona ulaştırmak. Artı bununla beraber imanla alakalı olduğu için imanın dünyada dahi manevi bir cenneti insana yaşattığını gösterecek izahlar, temsiller fevkalade güzel bir şekilde insanın imanla dünyada dahi manevi bir cennet vicdanında yaşadığını göstermek. Bu birinci esas. Risale-i Nur'un ihtiva ettiği, esas olarak ele aldığı birinci mesele diyebiliriz. Bu ne kadar önemli. Bak, başta kendimizin, etrafımızdaki gençliğin ve bütün dünyadaki insanların imanla kabre girmesi veya girmemesini ilgilendiren bir mana. O zaman imanın ispatı, iman hakikatlarının ispatı ve imanın içindeki manevi cennetin gösterilmesi ne kadar ehemmiyetli, bunu bütün insanlığa ulaştıracak bir şekilde bir ilim seviyesine sahip olmak. Birinci cihet bu. İkinci cihet, ibadet, farzlar, ameli salih. En başta en önemlisi de namaz. Beş vakit farz namazımızı eda edecek fevkalede bir iştiyaka sahip olmak. Risale-i Nur'un kazandırdığı ikinci cihet. Yani ibadetlere, farzlara fevkalede bir iştiyak, bir farzı bile, herhangi bir farzı bile bir vakit geçirecek, geçirmeyecek, bir vakit bile kaçırmayacak şekilde bir iştiyak, bir ihtimam ile namaza, farzlara ne yapmak? Sahip çıkmak. İştiyakla sarılmak. Bu ikinci cihet. Üçüncü cihet, günahların ortalığı fevkalede sardığı bir asırdayız. Günahların içindeki manevi azabı, vicdan azabını göstererek gençleri günahlardan uzak tutacak fevkalede örneklerle güzel izah tarzlarıyla günahların içindeki manevi vicdan azabını göstererek insanları gençleri özellikle de çünkü gençlerin tehlikesi çok daha büyük gençleri ne kadar dehşetli bir asırda yaşarlarsa yaşasınlar, ne kadar bulundukları ortam bozuk olursa olsun öyle günahlara dalmayacak, iffetini, namusunu muhafaza edecek bir seviyede yaşatabilecek bir vaziyet, bir bakış tarzı ben hakikaten tanıdığım insanlar var, gençler var. Moskova'da, belki Moskova'nın en büyük, en ileri gelen üniversitelerinde okuyarak oralarda yaşıyor, o ortamda bulunuyor. Bütün günah ortamları önünde, ardına kadar açık olduğu halde fevkalede bir iffetle, fevkalede bir takva dairesinde yaşayabiliyor. Avrupa'da hakeza bildiğim gençler var. Maksat ne? Tabii bu, o gencin senden farkı yok o gencin farkı eğer biz Risale-i Nur'dan düzenli besleniyorsak hakikaten o genç nerede yaşarsa yaşasın en dehşetli ortamlarda da bulunsa yine de iffetini, takvasını, günahlara karşı duruşunu muhafaza edebilir. Bu da çok önemli bir cihet. Sonra dördüncü bir cihet, çok önemli bir cihet. İslami hükümler, şeriatın kanunları. İşte başta tesettür en çok belki bu zamanlarda çok konuşulan şeylerden sonra kadın hakları işte kadınlara İslamiyet haşa zulüm etmiş gibi bakış tarzında özellikle Avrupa medeniyetinin en çok itiraz ettiği İslami hükümlerin fevkalade hak olduğunu hiçbir şekilde onun haricinin adalet olamayacağını kadınlara bile rahmet olamayacağını gösteren bir izah tarzıyla İslami hükümlerin hepsine fevkalade bir inkiyat, fevkalade bir iltizam, fevkalade bir bağlılık manasını temin etmesi. Bu iltizam ve bağlılık manası normalde amelden daha önce gelir. Amelden de daha önemlidir. Bir insan o İslami hükümlere göre yaşama noktasında eksiği varsa, kusuru, hatası varsa günahkar olur. O günahkar insan Allah tarafından affedilebilir azaplandırabilir de. Ama azap, azaba maruz kalsa dahi ebedi bir azap değil. Eğer o ameldeki kusuru, noksanı, hatası, eğer o hükmü reddetmekten kaynaklanmıyorsa. Mesela bir insan, mesela zekat emrini, zekat farzını, zekat İslam'ın şartlarından birisi olarak, mesela zekatı farz olarak kabul ediyor ama vermesi gereken zekatın dörtte birini veriyor belki. Mala olan muhabbetinden ötürü, hırsından ötürü veya dünya muhabbetinden ötürü olabilir. Bu manada günahkar olur, isyankar olur. Ama bu isyan, bu isyan onu eğer reddetmek noktasında değilse, bu nereden çıktı ya? Biz niye malımızı fakirlere verecekmişiz gibi bir düşünceden değilse, bu manada o hükmü reddetmekten kaynaklanmıyorsa, o manadaki hata, günah, kusur o insanı günahkar eder. Allah affedebilir, azaplandırabilir. Azaplandırsa da ebedi bir azap olmaz. Ama eğer bir insan bu manada bir düşünce sahibi ise, eğer biz malımızı niye fakirlere verecekmişiz gibi düşünüyorsa, hatta kendisi mesela zekatla mükellef seviyede zengin olmasa dahi, bak, bir amelde bir eksiği olmasa dahi, bu tarz bir düşünce onu öyle bir bakış tarzı onu İslamiyet'ten çıkarır. İslamiyetsiz iman da sebebi necat değildir. Onu ebedi helakete götürecek bir duruma düşer. Bak çok tehlikeli. İşte Risale-i Nur o noktadan da İslami hükümlerin hepsine hassaten özellikle de Avrupa medeniyetinin çok itiraz ettiği işte kadın hakları olsun, faizin haramlığı olsun işte bu tarzdaki hükümler veya işte çok eşliliğe müsaade manasındaki hüküm olsun hepsinin hak olduğunu fıtrata uygun olduğunu gösteren izahlarla bize bu hükümlerin hak olduğunu anlamak, kabullenmek. Yani bir insan tamam çok eşliliğin bir hakikat olduğunu, insan fıtratına aykırı olmadığını kabullenmesi, bilmesi önemli. İlla yapması önemli değil. Mesela işlemeyebilir. O bir izindir zaten. Yoksa illa dörde kadar evlenecek diye bir şart yok. Ama mühim olan o bu nereden çıktı gibi haşa adaletsizliktir gibi bir bakış tarzı olmaması önemli. Yoksa bir insan yani zaten bir izindir sadece yapılabilir. Ama yok kesinlikle bu olamaz. Böyle bir şey olmaz. Bu adaletsizliktir, zulümdür, kadınlara haksızlıktır gibi düşünen bir insan çok dehşetli bir zarara düşmüş olur. Allah muhafaza etsin. İşte burada üstadın dediği yılanlar zehrine karşı tiryak dedari ki bu dediğimiz dört noktayla alakalı. Başta ne dedik? İmanımızı kuvvetlendirmek, sarsılmaz bir hale getirmek manası. Sonra ibadete fevkalede bir iştiyak manası. İbadetin manasını hissederek mükemmel bir iştiyakla ibadetlerimizi ifa etmek, hassaten namazlarımıza fevkalede bir iştiyakla sahip çıkmak, günahlara karşı duruşumuzu muhafaza etsek etmek, hangi ortamda yaşıyor olursak olalım. Sonra İslami hükümlere fevkalede bir bağlılık, fevkalede bir inkiyat ile bağlanmak. Bir de beşinci bir cihet Risale-i Nur'da önemli verilen bir esas, kainata tefekkürü bir bakış. kainata tefekkürü bir bakış, bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Bu manayı bir düşünelim. Risale-i Nur bize bunu da veriyor. Şimdi ikinci bir cihet, yani bu bakış tarzı itibariyle kainata tefekkürü bir bakışı kazandırdığı gibi hadiselere, özellikle de musibetlere Kur'an'ı bir bakışı bize kazandırması. Şimdi mesela şunu düşünelim, musibetlere bir insan nasıl bakıyor? Yani birçok insan musibetlere maruz kalıyor. Ya kendisi, ya sevdikleri, ya alakadar olduğu kalben, ruhen, aklen, mü, alakadar olduğu insanlar musibetlere maruz oluyor. Eğer o musibetlerin arkasındaki hikmeti, rahmeti Allah'ı hakkıyla tanıyarak o manada bir bakış tarzıyla bakarsa o musibetten aldığı darbe belki binden bire inecek. İşte Risale-i Nur'un verdiği bir noktada musibetlerde Kur'an'ı istikametli bir bakış tarzını vermesi. Bir de bu bakış tarzı itibariyle bir de önemli bir cihet bir de nedir? Tarihi hadiseler, hasatan İslam tarihinde özellikle de Hz. Ali zamanında olan hadiselere bakış tarzımız. O hadiselere bakış yönünden bakıyoruz birçok insan mesela kendisi Ehl-i Sünnetten olmasına rağmen Şii değil ama Şiilerin baktığı gibi bakıyor. Veyahut da haricilerin baktığı gibi bakıyor. Yani yanlış bir bakış tarzına sahip olabiliyor. O da insanı tehlikelere, sahabeye, belki buğzetmeye, Allah muhafaza değişik tehlikelere düşürebiliyor. O zaman şu manayı hakikaten ifa eden bir vaziyette olduğumuzu anlamamız lazım. Risale-i Nur bu manaya hizmet ediyor. Tabi bu şimdi yılanlar zehrine karşı tiryak tedariki. Üstad tek başına bu vazifeye başlamış mı? Başlamış o zamana kadar hakikaten çok ciddi manada medreseler var. Yani hilafetin kaldırılmasına kadar bu manada fitnelerin yayılmasına kadar medreseler var öncesinde alimler var. Bu manayı devam ettiren, bu manada meseleleri insanlara anlatan insanlar da yok değil, var. Ama o zamanda mevcut olan medrese olsun, tekkeler olsun, değişik İslami hizmetler olsun, yeni bir bir nevi yeni bir vebaya, yeni bir virüse karşı koyacak durumda değil. Çünkü yani fenlerin diliyle fenleri silah olarak kullanıp böyle akla şüpheler vererek insanları imansızlığa düşürmek tehlikesiyle düşün ki mesela bütün İslami medreseler kapatılmış, gençler normal resmi okullarda belki İslamiyet'ten imandan uzaklaştıracak fikirlere maruz kalıyorlar. Medreseler yok, İslami medreseler, dini medreseler kapatılmış. Bu manadaki gençlik hakikaten yani aklına mesela ilim bunu söylüyor, bilim bunu gösteriyor gibi verilen fikirlere karşı hakikaten hakikatin böyle olduğunu yani Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını kainatın şehadetine istinaden anlayacak, anlatacak bir derse ne kadar muhtaç olur. Şimdi üstad bu manayı ifa etmek yönünden tek bir vazifedar adam olarak vazife görmüş. Şimdi düşünebiliriz ki şu anda Risale-i Nur talebeleri çoktur. Bu vazifeleri ifa eden insanlar yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan var diyebiliriz bir cihette. Ama bir cihetten de baksak aslında o yılanlar zehrine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam sözünün aslında bize de bizi de ilgilendirdiğini görebiliriz. Bize de hitap ettiğini görebiliriz. Ne yönden? Mesela sen kendini bir düşün. Senin aile çevrende, arkadaş çevrende, oturduğun çevrede, okul okulda eğitim gördüğün çevrede. Bak insanın birçok çevresi var. Kendi sınıfında şu hakikatları sen arkadaşlarına vermesen onları senin yerine verebilecek ikinci bir arkadaş var mı acaba? Belki okul ortamında vardır. Aile çevrende var mı peki? Belki orada da vardır. Peki komşular içinde var mı? Oturduğun çevrede var mı? Birinde varsa diğerinde yoktur. Belki üçünde de yoktur. O manada aslında baksak, elimizin ulaşabileceği insanlar itibariyle baksak, o insanlara bu hakikatleri ulaştırma yönünden yine kendimizin de tek bir adam olduğunu görebiliriz. Birçok kardeşimiz bu noktadan kendine baksa, Hakikaten üçünde de benim ben bu hususu ihmal etsem de bunu ifade edecek insan var diyecek belki çok az insan çıkar. O manada nasıl bir vazifeyle mükellef olduğumuzu anlamamız sonra bu vazifeyi ihmal ederek bu vazifede kusur göstererek başka meselelere el atmak. Yani dünyevi ihtiyaçlar itibariyle insanların dünyevi hacetlerini ihtiyaçlarını karşılama yönünden bir gayret içine girmek Elbette faydalı bu hizmetleri yapan insanlar da gerekse yani bu zaten mani de değil ama bu manayı mesela dünyevi vazifelerimizi bu en önemli uhrevi vazifeleri ifa etmeye vesile olmak itibariyle tutsak. Mesela bir doktor kardeşimiz doktorluğunu mesela yanına gelen hastaların manevi hastalıklarını tedavi etmeye de vesile olarak kullanabiliyor, yapabilir. Ama asli vazifesini uhrevi hayata taalluk eden vazifeleri ihmal etmemek çok önemli. Üstad diyor ki merati bir dünya noktayı nazarında pek ehemmiyetsiz olmakla beraber senin gibi mertebesini hizmet-i Kur'an'a medar edenler için minnet altına ve zillete girmemek şartıyla hoş görüyorum diyor. Demek ki dünya mertebeleri kendi zatında çünkü dünyada kalıyor. Kırılmaya mahkum bir cam parçası gibi bir insan dünyanın en yüksek mertebelerine nail olsa, bir devletin başkanı olsa, ikinci gün idamla yargılanacak bir duruma gelebiliyor. Bir insan 20 tane apartmanı var, bir dakikalık bir deprem sonunda bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelebiliyor. Geldi yani bunlar farazi şeyler değil, bil fiil yaşadığımız şeyler. O zaman hakikaten dünyevi mertebelerimiz, dünyevi elde ettiğimiz şeyler olmasın değil, olsun ama onları da minnet altına vezilete girmemek şartıyla ama hizmeti Kur'an'a medar etmek için. Bu noktada istimal etmek itibariyle kullanabiliriz. Tekrar okuyalım. Ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahattür ettim. Birden ihtar edildi. Ne sen divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünkü yılanlar zehrine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama yılanların ısırmasını bırakıp ona sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir ve onu çağıran dahi divanedir. Şimdi çağıran da divane. Peki hangisi daha çok divane? Mesela bizi bu manada biz bu vazifeyi ifa ediyorken, Risale-i Nur'un kıymetini anlamışken, Risale-i Nur'un ihtivati bu güzellikleri tadıyorken, başkalarına da bunu tattırmak vazifesi bize yüklenmiş iken, birisi başka bir vazife için, başka bir yönden yardım için bizi çağırıyor. O çağıran mı divanedir yoksa biz gitsek mi? Hangi, hangimiz daha çok divan oluruz? O bilmiyor olabilir. Bizim elimizde ne gibi önemli hakikatlar, ne kadar zaruri ihtiyacı olduğunu bilmediği için çağırıyor olabilir. Onun belki mazereti var. Ama biz elimizde ne gibi kıymetli hakikatler olduğunu bildiğimiz halde ve bu kardeşimizin de diğer insanların da buna ne derece şiddetli bir ihtiyaçla muhtaç olduklarını bildiğimiz halde bu vazifeyi ihmal edip, bu vazifede kusur gösterip, ihmal veya noksanlık gösterip başka meselelere el atsak eskiden bu 92'de miydi? Bosna Hersek'te bir savaş vardı. Zannedersem 92-93 seneleriydi. Bir kardeşimiz, bu yaşandı bizzat, bir kardeşimiz medresede kalıyor. Medresede bulunan talebelerin de başında bir nevi müdebbir vaziyetinde. Kendisi de talebe ama böyle bir ihtiyaca binaen o talebelerin başında da müdebbir vaziyetinde bir vazife görüyor. Kendisi üniversite son sınıftaydı Allahu Alem. Sonra bu kendi arkadaşlarıyla üniversiteden arkadaşlarıyla bir grup kurmuşlar. Bosna Hersek'teki Müslümanlara yardım toplama için bir ekip kurmuşlar. Böyle sınıfları dolaşıyorlar, fakültede sınıfları ziyaret ediyorlar. Hocadan izin alıp böyle Müslümanlara yardım topluyorlar. Talebelerden, hocalardan bu şekilde. Tabii bu bir meşguliyet istiyor. Sınıfları tek tek gezmek, bu işin hesabını tutmak gibi. Bu kardeşimiz bununla meşgul olduktan olduğu sırada dairesinde bakmakla mükellef olduğu onlara belki bir müdebirlik vazifesiyle mükellef olduğu kardeşler itibariyle aralarında tatsızlıklar çıkmış. Bazısı medreseyi terk edip öyle mahrum kalma noktasına gelmiş. Sonra bir abimiz o kardeşimizi çağırdı. Dedi ki ya kardeşim bak sen yaptığın bu vazife Müslümanlara yardım için böyle sınıfları dolaşmak çok güzel bir vazife. Çok güzel Müslümanlara bir hizmet. Ama bunu sizin sınıfınızdaki birçok arkadaş yapabilir miydi? Yapabilirdi. O insanların zaruri ihtiyaçlarını zaten herkes hissediyor. Böyle bir teklifle muhatap olsa birçok insan buna el atabilir. Bunu bu vazifeyi ifade edecek çok insan var. Ama sizin sınıfınızda mesela ahiretin varlığı hakkında şüphesi olan bir insana o şüphesini giderme yönünden sizin sınıfınızdan ikinci bir kişi bu vazifeyi görebilir miydi? veya Allah'ın varlığı hakkında şüphesi olan bir insana veya namaz kılmayan bir insana namaza iştiyakı temin edecek bir vazifeyi başkası görebilir miydi sence? Sen kendi sınıfında bu manada ilgilenme yerine ta uzaktaki tabi hepsi Müslüman kardeşimizdir. Onların derdiyle dertlenmek çok önemlidir. Ama o manayı ifade edecek çok insanlar vardı. Sen onları bir nevi boşa çıkarttın. Onlar yapabilirken o vazifeden, o hizmetten mahrum oldular. Sen zaten bir hizmeti ifa ediyordun ve ifa ettiğin de ebedi hayatla alakalı, imanın kuvvetlenmesiyle alakalı, insanların, gençlerin ibadete iştiyakının arttırılmasıyla alakalıydı. Şimdi onlar da bu vazifeye baksaydılar, sen de daha esaslı olan bu vazifede devam etseydin, hem beraber bulunduğun talebeler arasında bu tatsızlıklar olmasaydı, onlar da Risale-i ciddi istifade etmeye devam etselerdi, daha güzel olmaz mıydı acaba? O da yaptığı hatayı kabullendi, gördü ama tabii ki maalesef bir süre o manada bir ihmal oldu, bir yanlışlık oldu. İşte bu gibi şeylerden ders almak, hakikaten bizim elimizde ne gibi önemli hakikatler var, insanların buna ihtiyacı ne kadar? Şimdi mesela şu ihtiyaç yönünden bakalım. Mesela ben şahsen şu ana kadar 39 ülkeyi gezdim, dolaştım. Birçok insanlarla beraberliğimiz oldu. Yani şöyle genel olarak İslam alemine baktığımızda bence şu saydığımız beş esas itibariyle, ihtiyaç itibariyle, bu beş esasa ihtiyaç duymaları cihetiyle bence İslam alemindeki gençliğin belki yarısı eğer böyle bir hakikatı, yani bu saydığımız beş cihette imanı kuvvetlendirmek, imanı sarsılmaz bir hale getirmek, artı ibadete iştiyak, artı günahlardan uzak tutacak bir gayret, bir ciddiyet, artı İslami hükümlere tam bir bağlılık, artı tefekkürü bir bakış, kainata tefekkürü bir bakışla bakmak, musibetlere ve hadiselere müstakim, istikametli bir nazarla bakmak itibariyle bence Müslüman gençlerinin en az yarısı, belki böyle bir hakikata muhatap olamazlarsa, şu andaki gidişatları belki de onları ebedi cennetten mahrum edip ebedi cehenneme boylayacakları bir vaziyette gidiyorlar. Bu ülkeden ülkeye, şehirden şehire de değişebilir. Bazı ülkelerde bu yüzde on, bazısında yüzde yirmi, bazısında yüzde seksen, yüzde doksan olabilir. Ama genel bir bakışla baksak, belki İslam alemindeki gençliğin belki yarısı, çünkü maruz kaldıkları bütün şüpheleri, bütün fitneleri önüne seren bir telefon var. Değişik fikirlere, fitnelere maruz kalabiliyorlar. Belki en az yarısı bu manada bir hakikate muhatap olmazsa ebedi cenneti kaybedip ebedi cehennemi boylayabilecek bir durumda. İslam aleminin dışındaki insanlara baksak, onlar zaten böyle bir durumda. Eğer gidişatları böyle gitse, eğer onlara Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını, iman esaslarını kainattan delillerle gösterecek bir derse muhatap olmasalar zaten gidişatları nasıl olacağı belli. Gidişat gösteriyor zaten. O zaman 8 milyar, bak İslam aleminin en az yarısı şiddetli bir derecede eğer ulaştırmasak ebedi cenneti kaybedeceği, ebedi cehennemi boylayacağı bir şekilde muhtaç. Diğer yarısının ihtiyacı yok mu? Onların da çok ihtiyacı var. Bu derece olmasa bile onların da şiddetli ihtiyacı var. Çünkü ne zaman öyle bir ortama maruz kalacakları belli olmaz. İslam aleminin dışı tamamen öyle. O zaman 8 milyar insanın çok şiddetli muhtaç olduğu bir hakikat. 5 esaslı bir hakikat bizim elimizde var. Şimdi bu 8 milyar insanın çok şiddetle muhtaç olduğu bir mesele elimizde varken bu insanlara yüzde kaçına ulaştırdık acaba? Yani yüzde kaç insan Risale-i Nur'un ehemmiyetini, kıymetini idrak edip Risale-i Nur'dan ciddi manada istifade ediyor? Baksak çok çok az. Yani çok az insana ulaştırabilmişiz. Çok az insana şu hakikatlerin kıymetini hissettirebilmişiz daha. O zaman müsait olan bütün vaktimizi zaruri meşguliyetimiz, zaruri okumal okullar, şu bu falan vazifelerimizin haricindeki bütün vaktimizi buna sarf etmek gayet makul değil mi acaba? Şimdi o manaya baksak, madem ki 8 milyar 8 milyar insanın son derece muhtaç olduğu bir hakikat ve son, şiddetli bir ihtiyaçla muhtaç oldukları bir hakikata hizmet etmeyi Allah bize lütfetmiş. Bu şereften hissemizi arttırmaya çalışmamız lazım. Bir de şuna bakalım. Mesela yani Üstad İhlas Risalesi'nde bir ifade kullanıyor. Malum çok güzel, çok önemli bir ifade. İhlas Risalesi'nin 20. 21. lemanın başında diyor ki gayet ağır, ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Omuz deyince akla yük gelir değil mi? İnsanı böyle yoran, insanı zahmetlere sokan bir yük akla gelir. Omuz deyince akla bu gelir ama omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş bu vazife. Yani bu ne demek? Aslında bir manayı anlasak hem ihsan hem aynı zamanda yük olabilir mi? Bir düşünsek olabilir. Mesela padişah sana emrettiği şu çuvalı evine götüreceksin. Emir aldın, götürmek zorundasın. Şimdi çuval ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu bilmediğin takdirde o çuval da 15-20 kiloluk bir çuval evde uzak yani yorucu bir iş, hakikaten ağır bir iş. Emredildi, bunu yapmak zorundasın. Şimdi kıymetini bilmeyen, o çuvalın içinde ne olduğunu bilmeyen insan acaba bundan birazını boşaltmak, birazını eksiltmek imkanı yok mu diye düşünmesi normal. Değil mi? Kendini böyle o çuvalı hafifletmek, yarısını mümkünse dökmek gibi bir fırsat arayabilir. Ama o çuvalın içinde elmaslar olduğunu bilen bir insan her birisi 250 gramlık elmas ondan bir parçayı bile atmaya razı olur mu? Çok ağırdır, yorucudur, zahmetlidir. Ama hakikaten bir parçasını bile bırakmaya razı olacak bir adam zannetmiyorum. Şimdi bizim hakikaten bu kadar insanın elimizde diyorlar ya krizi fırsata çevirmek. Yani bu kadar fitnenin yayılmış olması, insanların tehlikeli bir vaziyette bulunması, gençlerin her an imanını sarsacak şüphelerle karşı karşıya bulunması çok büyük bir musibet. Ama biz bunu fırsata çevirebiliriz. Bu manalara insanları ulaştırma yönünden, insanlara bu hakikatları ulaştırma yönünden fevkalade büyük bir hizmet görebiliriz. Bu gördüğümüz hizmet bize nasıl bir saadet kazandırır sence? Yani saadetin dünya cihetini düşünelim. Mesela bir bu olmak üzere olan bir genci kurtarsan eve dönerken nasıl mutluluk dönersin? Ne kadar böyle iftihar ederek saadet içinde dönersin değil mi? Her gün öyle birisi geçse, her gün o şekilde eve dönsen Allah Allah. Bir de ne kadar büyük sevaplar kazanırsın hem uhrevi sevap cihetiyle fevkalade bir şey hem de kalbini dünya hayatında bile dolduran büyük bir saadet, bir mutluluk hissedersin. Doğru mu? Peki o boğulmak tehlikesiyle karşı karşıya olan genç boğulursa yüz senelik bir hayat en fazla kaybeder. Daha fazla değil. Yüz senelik bir hayatı kurtarmak böyle bir insana saadet verirse peki 100 milyar değil ebedi bir saadeti hem de ebedi bir cenneti kaybetmek. Üstüne üstlük hadi kaybetin defol git o da yok, kaybederse ebedi bir cehennemi boylamak durumunda bulunan bir insana imanını sarsılmaz bir hale getirmek, getirmeye vesile olmak. İmanını sarsılmaz bir hale getirmesine vesile olmak, böyle bir manaya hizmet etmek. Hakikaten insanı nasıl bir saadet verir? Bir de hadis-i şerifte uhrevi neticesini anlatıyor diyor ki bir adam senin elinle hidayete gelse sana sahra doğrusu kırmızı koyunların daha hayırlıdır. Yani senin çölleri dolduran koyunların olsa insanlar acından ölecek bir durumda o koyunları kesip insanlara sadaka olarak yedirsen, insanları doyursan alacağın sevabı düşünebilir misin? Ondan daha büyük sevabı neyle alırsın? Bir adamın imanına, hidayetine vesile olmakla. Bu hidayetine vesile olmak demek İlla Allah'ı inkar eden bir adamı bulup da onu imana getirmeye vesile olmak demek değil sadece. Sarsıntıya maruz bir iman sahibine o imanını sarsıntıdan koruyacak bir ilimle donatmak veya ibadeti terk etmiş böyle ihmal eden bir insana ibadete fevkalede iştiyak duymasını temin edecek bir ilimle muhatap etmek. Bunların hepsi hidayete vesile olmaktır. Hidayet Allah'tandır ama vesile olmak bu hakikaten sevabı, hayalimizin üstünde bir şey. Dünyevi saadeti de öyle. O zaman hakikaten nasıl büyük bir hizmetle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız lazım. Tekrar okuyalım. Gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife imaniye ve hizmeti Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Böyle bir yükün farkına varan bir insan o yükün birazını boşaltmaya öyle bir vazifeyi ihmal etmeye, onda kusur göstermeye gayret eder mi? Yoksa tam tersine, bundan daha çok nasıl istifade edebiliriz? Daha fazla hizmet edebiliriz? Gerek kendime, gerek başkalarına bu hakikatların alemine yerleşmesi için nasıl gayret edebiliriz? Bunu mu düşünüyor? Gene yani biz hakikaten değişik vesilelerle medresede kalan kardeşlerimiz veya değişik programlara muhatap olan kardeşlerimiz bazen düşünüyor ki, benden en asgari istenen şey nedir? Onu yapayım. Benden bir saat okuma isteniyorsa bir saat okuyayım. Eğer bu durumda kendini tutuyorsa bir insan bu manayı tam anlayamamış, yani kendine yüklenen şeyi tam kıymetini anlamamış demektir. Ama aslında bu bize emredilen veyahut da tanzim edilen, planlanan, programlanan bu bir saatin aslında şu kıymetli cevherleri, mücevherleri, elmasları göstermek için olduğunu anlasak o zaman şunu düşünürüz. Ya bana bir saat söylendi ama ben bir buçuk saat okumaya vaktim yok mu peki? Vaktimi telefonla, şununla, bunda bu şeylere harcama yerine daha güzel, özellikle önümüz üç aylar, böyle çok ehemmiyetli ibadet, sevap ayları, hakikaten bir dakikası belki bize ebedi saadetler kazandırabilecek şekilde bu vakitlerimizi böyle telefonun malayaniyatıyla belki de harama düşürecek manzaralarıyla geçirme yerine hakikaten ibadetle iştiyakla ibadetin hakikatini anlamak yönünden böyle eserleri mütala etmek hem kendimizi bu manalarda geliştirmek imani ve İslami hayat yaşama yönünden kendimizi inkişaf ettirmek çevremize de bu manada sahip çıkma manası hakikaten çok büyük bir saadet olacak. Şu son şeyi tekrar okuyalım. Evet hadsiz hayatı uhreviyeye nispeten muvakkat ve fani kısacık hayatı dünyeviyenin zararları sineklerin ısırması gibidir. Hayatı ebediyenin zararları ona nispeten yılanların ısırmasıdır. Subhaneke la ilme lana illa ma إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة